Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet Aydeniz. Bu videoda sizlere Almanya'da vize sürecinde neler yaşadım, vizede hangi sorular soruluyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, biraz bunlardan bahsedeceğim. Böyle bir doğal ortamda bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Böyle çok daha güzel, havalar da güzelken sizlere bu güzel ortamdan seslenmek istedim. Evet, şimdi öncelikle vize görüşmem, sürecim nasıl oldu? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Vize için öncelikle EIDATA'dan randevu alıyorsunuz. Bu randevu kısmını geçen videomda anlatmıştım. Randevu alıyorsunuz. Daha sonra size o gün, o saatte orada bulunmanızı isteniyor. Genelde konsolosluk veya büyükelçiliğe gidiyorsunuz. Bazı arkadaşlar EIDATA servislerine gittiğini söyledi. EIDATA firmasının şubelerine daha doğrusu gittiklerini söylediler. Oraya gidiyorsunuz, işte karşıda bir hanımefendi oturuyor. Önce girişten başlayayım. Girişte kıyafetiniz aranıyor, üstünüz aranıyor, eşyalarınızı kutulara koyuyorsunuz. İlk güvenlik kısmına geçiyorsunuz. Daha sonra bizim en azından öyleydi Ankara Büyükelçiliği'nde, konsoloslukta. Girişte böyle bir kısım var. O kısımda işte pasaportunuz kargo ile geleceği için kargoya adresinizi yazmanızı istiyorlar. Adresinizi, numaranızı, mailinizi vesaire yazıyorsunuz. O sizin onların ulaşması için gerekli olan bazı bilgiler. Daha sonra içeri giriyorsunuz ve içeride bir bölüm oluyor. O bölümde bir hanımefendi oturuyor işte veya bir beyefendi. Benim sıramda bir hanımefendi oturmuştu. Hanımefendi sizler için belgeleri düzenliyor. Daha sonra düzenlediği belgeler için de 5 TL istiyor. 5 TL'yi veriyorsunuz. Sonra geçip koltuğunuza oturuyorsunuz ve sıranızın size gelmesini bekliyorsunuz. Sıra geldiği zaman böyle bir bölüm var. Bir kabin gibi düşünebilirsiniz. Bu kabin içerisine giriyorsunuz. Kabin karşıda bir cam ve arka tarafta vize görevlisi, vize memuru. O size bazı sorular yöneltiyor ve soruları mikrofona konuşuyor. Siz de mikrofona konuşuyorsunuz. Hoparlörden duyuyorsunuz. Böyle bir sistem yapmışlar. Önce kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Ben işte girdim, oturdum. Sizi tanıyabilir miyiz dedi. İşte kendimi tanıttım. Almanya'da üniversite okumak istediğimi söyledim. Bunun için uzun bir süredir Almanca çalıştığımı söyledim. Daha sonra belgelerimi işte verdim. Belgelerimi kontrol etti. Daha sonra işte benim kısaca kendini Almanca tanıtmamı istedi. Kendimi kısaca Almanca tanıttım. Önceden hazırlanmıştım tabii buna. Kendimi kısaca bir tanıttım. Ve daha sonra bana 9 soruluk bir kağıt verdi. Ben bu soruları önceden çalıştığım için hiçbir sorun olmadan yazabildim. Şimdi sizlere bu sorulardan bahsedeceğim. Bu sorular neler? Genel olarak neler soruluyor? Bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Bu soruları nereden buldum ve cevapları nasıl yazdın derseniz, Deutsch Student adında bir forum var. Burada Almanya'dan, Türkiye'den Almanya'ya giden öğrencilerin oluşturduğu bir forum sitesi. Çok yararlı bir site. Ben oldukça yararlandım. Linkini aşağı bırakırım. O siteden bunlara ulaşabilirsiniz. Ben soruları derledim sizler için. Bayağı bir uzun bir sorular var. Bu yüzden video da uzun olabilir. Sıkılmamanız için seri bir şekilde soruyu Almanca şekilde okuyacağım ve daha sonra cevabını söyleyeceğim. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Was ist Ihre Sprachniveau? Welches Sprachniveau haben Sie in Deutsch und English? Wo haben Sie gelernt? Wie lange lernen Sie Deutsch? Şimdi burada sorular, bu arada şu açıklamayı yapmak istiyorum. Sorular aynısı olmayabilir. Oradaki soruların soruluş şekli farklı, fakat kullanılan kelimeler genel olarak aynı olduğu için anlaşılır oluyor sorular. Sorunun aynısı belki gelmeyebilir, fakat çok benzeri gelecektir, eminim buna. İşte diliniz nedir? Dil seviyeniz nedir? İngilizce ve Almanca'da dil seviyeniz nedir? Nerede öğrendiniz ve ne zamandır öğreniyorsunuz? Meine Sprachniveau ist, işte B1, o da A2 in Deutsch und A2 in English. İşte Almanca ve İngilizce dil seviyem B1 ve A2 şeklinde. Ich habe sie selbst gelernt, yani tamamen kendim öğrendim. Ich habe in den letzten 6 Monaten in Selbststudium gelernt. Geçen 6 ay boyunca kendim öğrendim. Siz eğer bir kursa gitmişseniz, kursa gittiğinizi yazabilirsiniz tabii ki. Wie werden Sie dort Ihren Unterhalt bezahlen? Wie werden Sie oder wie werden Sie Ihren Unterhalten finanzieren? Yani oradaki yaşam masraflarınızı nasıl karşılayacaksınız? Ich habe ein Sparkonto, Bank, eğer bir blok hesapla gittiyseniz o da. Ich werde mit meinem Sparkonto finanzieren, yani bir
blok hesapla birlikte finanse edeceğim diyebilirsiniz. Werden Sie Teilzeit arbeiten, planen Sie neben dem Studium zu arbeiten. Şimdi arkadaşlar bunlar tuzak sorular olabilir. Siz oraya çalışmaya gitmiyorsunuz, üniversite okumaya gidiyorsunuz. Bu yüzden şunu yazmanız gerekiyor. Zuerst möchte ich auf mein Studium konzentrieren. Yani öncelikle ben kendi üniversite öğrenimime konsantre olmak istiyorum. Aber ich kann vielleicht in meinem Freizeit Teilzeit arbeiten. Ama işte boş zamanlarımda belki Teilzeit yani yarın zamanlı olarak çalışabilirim yazabilirsiniz. Was werden Sie nach dem Bachelor Studium machen? Yani Bachelor'dan, lisans eğitiminden sonra ne yapmak istiyorsunuz? Bu tabii belki benim için geçerli. Siz yüksek lisans için gidebilirsiniz. Ben kendim Ich möchte in einem Unternehmen arbeiten und gleichzeitig Master machen yazmıştım. Ben işte bir şirkette çalışmak istiyorum ve aynı zamanda master yapmak istiyorum diye yazmıştım. Wo bleiben Sie in Deutschland? Almanya'da nerede kalacaksınız? Burayı da yine kendinize göre yazabilirsiniz. Kalacak yeri için bir otel rezerve edip bunu yazabilirsiniz. Welchen Sprachkurs werden Sie in Deutschland besuchen? Wie lange wird es dauern? Hangi Sprachkursa gideceksiniz ve ne kadar sürecek? Siz kendi Sprachkursunuzu yazın. İşte mein Sprachkurs heißt bla bla. Und işte ungefähr yani yaklaşık işte bu kadar sürecek. İşte 10 Monaten dauern. Dort fange ich wieder mit B1 an. Orada tekrardan B1, o da işte B2 veya işte A2, A2 ile başlayacağım diyorsunuz. Was haben Sie nach der Hochschulprüfung gemacht? Yani üniversite sınavından sonra ne yaptınız? Ich habe immer nur Deutsch gelernt. Eğer siz çalıştıysanız, yani ben böyle yazmıştım işte tamamen Almanca öğrendim. Eğer siz çalıştıysanız çalışmanızı yazabilirsiniz vesaire. An welcher Universität und in welchem Fachbereich willst du studieren? Hangi üniversitede ve bölümde okuyacaksınız? An welcher Universität in Deutschland planen zu studieren? O da bu şekilde sorulabilir. Ich werde an der Universität Bremen Informatik studieren. Yani ben Bremen Üniversitesi'nde informatik okumak istiyorum. Ben böyle yazmıştım. Ich plane an der Universität Bremen zu studieren. Bu arada yazmıştım diyorum. Bu şekilde yazmıştım. Oradaki 9 tane sorunun içerisinde bunlardan hangisi çıktı tam olarak hatırlamıyorum ama mesela bu potansiyel bir sorudur. Bu çıkabilir karşınıza. Dikkat edin. Waren Sie schon einmal in Deutschland? Yani daha önce Almanya'da bulundunuz mu? Nein, ich war nie in Deutschland. Hayır, işte ben Almanya'da bulunmadım. Yazabilirsiniz veya önceden gitmişseniz bunu belirtebilirsiniz. Hast du dort Verwandte? Wenn ja, schreiben Sie Ihren Namen, Ihre Nähe und Ihre Stadt. Yani bir akrabanız varsa onu yazın diye. Akrabanız varsa yine yazabilirsiniz. Schreiben Sie die Unterrichtssprache an der Universität, die Sie besuchen, die Stadt und Fachbereich, denn Sie studieren werden. Burada kendi dilinizi yani kendi okuyacağınız bölümün dilini yazmanızı istiyor ve hangi şehirde hangi bölümü okumak istediğinizi yazın diyor. Ben işte ne yazmıştım? Deutsch, işte Bremen, Informatik diye yazmıştım, belirtmiştim bunu. Schreiben Sie ein paar Vorlesungen aus dem Fachbereich an, denn die studieren möchten. Yani okumak istediğiniz bölümden dersler yazın. Bu kilit bir soru. Bu soru genelde soruluyor arkadaşlar. Lütfen gitmeden önce yani vize görüşmesine gitmeden önce kendi okuyacağınız bölümden bazı dersleri en azından 3 tane 5 tane dersi böyle otomatik olarak sayabilin, ezberleyin. Daha sonra gidip orada yazabilirsiniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Was planen Sie nach der Sprachschule? Yani dil okulundan sonra ne planlıyorsunuz? Nach der Sprachschule möchte ich an Universität Bremen zu Universität Bremen studieren. Bunu yazmıştım. Siz de kendi üniversitenizi yazabilirsiniz. Wann fahren Sie nach Deutschland? Ne zaman gitmeyi planlıyorsunuz? Ich plane in der ersten Woche im Mai nach Deutschland zu fahren. Gerçekten de böyle oldu. Bir hafta içerisinde gittim Almanya'ya. Bu şekilde. Daha sonra Warum möchten Sie einen Sprachkurs in Deutschland besuchen? Yani neden Almanya'da bir dil okuluna gitmek istiyorsunuz? Das Goethe-Zertifikat B1, das ich habe. Yani benim Goethe sertifikam var. Ve reicht für Studium nicht aus. Bu bir üniversite okumak için yeterli değil. Ich muss ein C1 Deutsch-Zertifikat bekommen. Benim bir Almanca C1 sertifikasına ihtiyacım var. Deshalb habe ich mich eine Sprachschule in Bremen angemeldet. Bremen'de bir dil okuluna başvurdum diye yazdım. Warum Bachelor in Deutschland? Neden lisans okumak istiyorsunuz Almanya'da? Ich möchte meine Bachelor in Deutschland machen, weil yani orada bir Bachelor yapmak istiyorum. Çünkü es eine hohe Ausbildung Qualität hat, yani orası yüksek bir eğitim kalitesine sahip.
ve es viele Praktikumsmöglichkeiten gibt. Yani orada birçok işte staj imkanı var şeklinde yazmıştım. Siz de yine neden lisans okumak istediğinizi Almanca bir şekilde belirtebilirsiniz. Bu sorulara önceden böyle hazırlıklı olun ki orada hani stresli olabilir. Karşıdaki insan sonuçta size bakıyor. Böyle vize almama korkusu var. Bu stresi yenmek için aslında bunlara yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten işinize yarayacak yöntemlerdir arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Warum diese Universität? Warum diese Stadt? İki farklı soru. Neden bu üniversite? Neden bu şehir? Bu soruları arkadaşlar şöyle araştırabilirsiniz. Şimdi bu benim ve Bremen şehrine özel sorular olduğu için böyle birkaç tane daha soru var. Önce onları paylaşayım isterseniz. Warum diese Universität? Warum diese Stadt? Warum haben Sie sich entschieden, deine Universität Studium in der Türkei zu verlassen und in Deutschland zu studieren? Yani neden Türkiye'den üniversiteyi terk edip Almanya'da okumaya karar verdiniz? Bu da yine kişisel bir soru. Ve son olarak Warum diese Fachbereich? Yani neden bu bölüm? Bunlar arkadaşlar Google'da aratarak işte Warum Universität işte Münih bu şekilde yazarsanız kendi üniversitenizi neden seçmeniz gerektiği hakkında en azından orada kelimelerle bir fikir edinip daha sonra buraya yazabilirsiniz. Bu sorulardan birkaçından çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bunlara da kendinize göre cevaplarsanız arkadaşlar bir sorun olmayacaktır umarım. Evet, seri bir şekilde bize de sorulan soruları sizlere aktarmaya çalıştım. Benim vize sürecim bu şekildeydi. Biraz stresliydi fakat geçtikten sonra çok rahatlamıştım. Çünkü gerçekten oradaki kadın da iyi hazırlanmışsın dedi. Önceden böyle hazırlıklı olarak gitmek gerçekten güzel oluyor. Planlı olarak bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Bu videodan faydalandıysanız videomu beğenmeyi unutmayın ve kanalımda bunun gibi birçok içerik bulacaksınız. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.